क्या होती उतरन। İççi artık kendini iyi hissediyor. Kızımın hayatını kurtardın. Bu iyiliği ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Bu nasıl söz? O benim İççam. Bir. Artık kendine ait bir ailen var. Bir karın var. Belki böyle konuşmandan hoşlanmazlar. Biraz daha dikkat etmelisin bence. Damini. İlişkileri karıştırmak doğru değil Bay Takur. Bunu kabul edemem. Don't.
Damini'nin söylediklerine kulak asma. Sorun değil Baytakur. İççayı kim öldürmeye çalıştıysa ona asla acımayacağım. Bana her adımda bilgi verin. Cezasını çektiğini kendi gözlerimle göreceğim. Tapasya! Tapasya evladım, annen aradı. Küçük fare kendine gelmiş. Biliyorum büyük anne. Ben de şimdi oradan geliyorum. Her şey açıklığa kavuştu. Neden hala endişeleniyorsun? Sorun ne Tapasya? Hastaneden döndüğünden beri endişelisin evladım. Yavrum, küçük farenin kendine gelmesinden daha iyi bir haber olabilir mi? Eğer ona bir şey olmuş olsaydı baban hepimizin canına okurdu. Büyük anne, bütün bunları bana niçin anlatıyorsun ki? Çünkü hayatım, şimdi küçük fare onu öldürmek isteyen adamı tanıyacak. Böylece biz de Virli nerede ne yapıyormuş öğreneceğiz. İşin aslı ortaya çıkacağı için Vir çok sessiz. Kim yapmış olabilir? Ah, kim yapar böyle bir şey? Gerçekten hiç anlayamıyorum. Kim yapar bunu? Kim ellerini küçük farenin kanıyla kirletmek istemiş olabilir? Büyük anne lütfen. Artık bu konu hakkında bir şey duymak istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Lütfen lütfen beni yalnız bırakın. Evladım, dünden beri ne kadar endişeli olduğunu biliyorum. Ne de olsa küçük fare senin çocukluk arkadaşın. Onun için gözyaşı döktün. O ise senin Vir'inle beraber. Tanrım, sen bilirsin. Büyük anne lütfen. Çok üstüme geliyorsun. Çok, kimseyle konuşmak istemiyorum. Beni yalnız bırakın diyorum size. Sen de çık lütfen buradan. Hemen şimdi çık git lütfen. Yalnız kalmak istiyorum. Bırakın beni. Artık İhcan'ın sağlığı da düzeldi. Kızımın hayatını kurtardı. Bu iyiliğini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ama artık senin bir ailen ve bir karın var. Burada olman hoş olmayabilir. Gördün mü? Tapasya ne kadar endişeliydi. Evet. Hepimiz sarsıldık. Ne kadar korkmuştu, sen de gördün. Hep bana sarılıp ağladı. Bu çok doğal. Kimin aklına gelir ki İççe gibi sade bir kızdan birinin bu kadar nefret edeceği? İki kızımızın da kaderlerinin ne olduğunu bilemiyorum. İççe ölümle savaşıyor.
Tapasya'nın kaderinde de... Mutluluk yazılı değil gibi, değil mi? Niçin böyle konuşuyorsun? Vir ve Tapasya konuşmuyorlar. Aralarında gitgide büyüyen bir uçurum var. Her şey biraz sakinleşince Tapasya'yla konuşacağım. Gidiyoruz değil mi anneciğim? Tüm hazırlıklarım tamam. Bugün katil ya da kurşunu görmeden eve dönmeyiz değil mi? Boş boş konuşacak mısın, telefona cevap mı vereceksin? Evet anne. Merhaba. Evet, evet benim Rohini. Evet, biz de tam yola çıkıyorduk. Tapasya mı? Evet, eve geldi. Evet. Polis. Polis katili alıp hastaneye mi geliyor? Aa tamam. Evet biz de geliyoruz. Şimdi hemen. Anne, anne çabuk ol. Polis katili alıp hastaneye geliyormuş. Anne nasıl görünüyorum? Söyle hadi. Çok güzel olmuşsun. Eğer katil seni beğenirse belki seni de vurur. Hayır hayır anne beni vurmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada ne olacak biliyor musun? Öncelikle polis katili alıp getirecek. Sonra İtça onu görecek ve bağırmaya başlayacak. Evet polis bey, beni vuran adam bu. Beni vuran adam bu. Onu asın, onu cezalandırın. Sonra polis adamı kelepçeleyecek. Sonra katil arkasını dönüp... Hayır durun, bu suçu ben tek başıma işlemedim. Yanımda bir başkası daha vardı diyecek. Evet. Tüm bunları nereden biliyorsun? Anne, televizyonda bunları her gün yayınlıyorlar. Ama kimse böyle bir suçu tek başına işlemiyor anne. Bu iş yalnız yapılacak bir iş değil. Bu işin arkasında başkaları var. İnan bana, geri dönecek ve o adam benimle beraberdi diyecek. Onu da tutuklayın. Sonra diyecek ki, onu da kelepçeleyin ve götürün. Sonra güzel bir kızın... Güzel bir kızın ismini söyleyecek. Bir katil ve güzel bir kız. Böyle olacak. Sence? Sence nasıl olacak anne? Tanrım sen bilirsin. Sakın korkma İtça. Hı? Baytakur. Sen de endişelenme Damini. Ben buradayım. Hiç merak etmeyin. Thank you.
Bakın memur bey, hastamız için çok stresli bir ortam oldu. Siz merak etmeyin. Merhaba İça, nasılsın? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu çok basit bir iş. O çocuğu senin önüne çıkaracağız, seni vuran çocuğu. Senin tek yapacağın o çocuğu tanıyor musun, tanımıyor musun onu söylemek. Tamam mı? Hadi bakalım. Getirin şu adamı. İtça. Sakın endişelenme. Tanıyor musun? Dikkatli bak. Tanımaya çalış. Belki üniversiteden arkadaşındır. Onu hatırlıyor musun? İyice bak. Lütfen söyle. Hatırlamaya çalış İça. Belki de bir arkadaşının arkadaşıdır. Ne dersin? Bir şey hatırladın mı İça? Söylesene. Hadi lütfen bize söyle.
tanıyor musun? Bu adam kim? İçi anlatsana. Hatırlamaya çalış lütfen. Belki bir şeyler hatırlarsın. Belki onu bir yerde gördün. Belki bir arkadaşının abidir. Söyle İtça. Söylesene. Kim bu çocuk? Korkma sakın İtça. Baban senin yanında şu anda. İtça, sakın korkma. Ama bir şey söyle. Bu adam Tapasya'nın arkadaşı. Tapasya'nın erkek arkadaşıydı. Evlenmeden önce onu seviyordu. Memur bey, bu benim suçum değil. Tapasya beni bunu yapmaya ikna etti. O bana İtça'yı öldür dedi. Bu işte benim bir suçum yok. Bay Takur, çok üzgünüm. Ama kızınızı tutuklamak zorundayım. Tapasya. Bunları sen mi yaptın? Bu adamı İtça'yı öldürmesini sen mi söyledin? Neden Tapasya? Neden? Sen benim kızımsın. Bunu bana nasıl yaparsın? Bana cevap ver. Neden böyle yaptın? Neden yaptın? Söyle. Ah!
Senden başka ne beklenirdi ki zaten? Sizi tutukluyorum. İçe cevap ver. Korkma. İçe söyle. Lütfen söyle. Nerede gördün onu? Söyle. Dikkatlice bak İçe. Tanıyor musun? Bugün Tapasya hayalindeki beyaz atlı prensine kavuştu. Siddharth. Arkadaşım ve onun yanında kuzeni Siddharth. Sid benim sevgilim. Merhaba Sid. Merhaba Tapasya. Bu İccha. İccha bu Sid. Erkek arkadaşım. Merhaba. Konuş İccha. Söyle hadi. Evet İccha. Hatırlamaya çalış şimdi lütfen. Dikkatlice bak İccha. Veer onu tanıdı. Amacı neydi onu öğrenmek istiyoruz. Bir şey hatırlıyor musun? İyi bak. İccha bir şey hatırlıyor musun? Konuş İccha. Korkma. Ben yanındayım. Soruya cevap ver. Belki bir şey hatırlarsın. Belki bir ipucu çıkar. Hayır. Lütfen korkma. Sana bir şey olmayacak. Hayır. Ben korkmuyorum. Onu daha önce görmedim. Teşekkür ederim. Dikkat et. Wangmari. Alın bunu hadi. Lütfen dışarı çıkın. Hastanın daha fazla stres altında kalması iyi değil.
Lütfen. Herkes dışarı çıksın. Biz dışarıdayız kızım. Bakın, lütfen dışarıda oturun. Bırakın hasta dinlensin. Tapasya'yı mutlu ediyorsun. Onu hiç yalnız bırakmıyorsun. Doktor Bey de onun kalbini hiçbir şey incitmemeli dedi İtça. O ne isterse yap. Olur mu kızım? Tekrar soruşturmak gerekirse sizi rahatsız etmeye geleceğim. Gel bakalım. Kızım, yapma, sakin ol, sakin. Kızım, böyle ağlama. Her şey yolunda, İtça dayı. Ağlama ne olur. Hadi kendine gel. Sakin ol, İtça iyi. Lütfen. Baba. Özür dilerim. Kızım hayır, neden özür diliyorsun? Bunda senin hiçbir hatan yok ki. Sen burada yokken İtça'ya hiç göz kulak olamadım. Özür dilerim. Kızım öyle bir şey yok. Bazen elimizden bir şey gelmez. Neden yaşandıklarını anlayamayız. Ama böyle kötü zamanlar insanın hayatını değiştirir. Belki de bu olaylar Tanrı'nın insanı imtihan etmesinin değişmez bir yoludur. Böyle ağlarsan eğer annenle damini üzülür. Lütfen ağlama artık. Bak her şey düzelecek. Merak etme, her şey yoluna girecek. Hı? Gel Divya. Damini de bir şey yemedi. Bay Sakur. Ben iyiyim. Biz de iyiyiz Damini.
Bir şeyler yersen kendine gelirsin. Gel canım, gel. Gel canım, sen de gel. Hayır anne. İççan'ın yanında olmak istiyorum. Siz Damini anneyi alın. O hiçbir şey yemedi. Ben burada bekleyeceğim. Peki. Gel bir. Hayır Bartakur. Siz gidin lütfen. Bir işim var, onu halledip geleceğim. Gel teyze, Rohini, Damini, gelin. Hadi. Evet. Gel hadi. Tapasya. Ağlama kızım lütfen. Sen ağlarsan annen de çok üzülür, ağlar. Öyle değil mi? Ne kadar çok dinlenirse o kadar çabuk iyileşecek. Değil mi? Hey hey Tapasya. Tapasya kalk. Dikkat et yavrum, yaralanmışsın. Gel krem sürelim. Sen. Tapasya sen öne gel, öne. Bir söz vermeni istiyorum. Annemle babamı benden almayacağına söz ver lütfen İtça. Söz. Atıp annenle baban sadece senin. Onlar sadece seni seviyor. Beni sevmiyorlar. Senin için her şeyi yaparım ben. Senin için bir değil, 100 veri feda edebilirim. Bu evde bir dakika bile durmam ama ben babana söz verdim Tapu. Onun için her şeye katlanırım ben. Ama onu en ufak bir şeyin üzmesine izin vermem.
Ediyorsun sen. Ya hayır. Hayır İça. Senden nefret etmiyorum. Senden değil. Ben kendimden nefret ediyorum. Tapum. Side söyledin, öyle değil mi? Evet. Söyledim. Ben sana çok acı verdim, değil mi Tapu? Hayır Rica. Hayır. Ben sana ne acılar verdim. Doğruyu söylüyorum. Çok kızgındım. Kendime biri... Bir'in aşkından gözüm kör olmuştu. Hiçbir şey görmüyordum. Bir delilik yaptım. Bir'i o kadar çok sevdim ki... gözüm başka hiçbir şey görmedi. Buna katlanamıyordum. Bir'le evlendim. Ama Bir hep seni sevdi. Hep seni sevdi İtça. Tapu. Neden buna inanmıyorsun? Benim gözümde... Bir yalnızca senin kocandır Tapu. Öfke. Biliyorsun. Öfkelendiğim zaman... aklım başımdan gidiyor. Özür dilerim. Özür dilerim İtça. Lütfen. Lütfen beni affet. Lütfen. Bir hata yaptım. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Seni seviyorum. İtça. Tapum.
Tapu, ben seni çok seviyorum. Ve inan bana lütfen. Feri'yle aranıza girmeyeceğim. Bunu asla yapmayacağım Tapu, bana güvenebilirsin. Böyle konuşma. Böyle konuşma lütfen Hiç'e. Bir, seni çok seviyor ve senin de Bir'i çok sevdiğini biliyorum. Artık biliyorum her şeyi Hiç'e. Bir'i senden ayırarak çok büyük bir hata yaptım. Hayır Tapu. Ama şimdi Bir'le seni bir araya getireceğim. Bir'ini sana geri vereceğim Hiç'e. Hayır Tapu. Böyle konuşma. Bir senin aşkın. Senin kocan. Evet kocam ama... Ama zorla. Şimdi ben bütün hatalarımı telafi edeceğim. Evet Hiç'e. Bir'i bu ilişkiden kurtaracağım, söz veriyorum. Herkese bütün olanları bir bir anlatacağım, inan bana. Sid'i ben gönderdim. Gidip bunu herkese söyleyeceğim. Hayır Tapu. Hayır. Böyle bir şeyi asla yapmam. Kimseye bir şey söylemeyin. İç'e. Tapu. Lütfen bu olayı unutalım, olur mu? Hayır İç'e. Tapu, tekrar... Tekrar eskisi gibi arkadaş oluruz. Lütfen İç'e. En azından bunu yapmama izin ver. Bak Tapu. Böyle bir şey yapmayacaksın. Böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Lütfen. Polise bu dosyayı kapatmasını söyleyeceğim. İç'e ne diyor Tapasya? Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil İç'e. Sen şimdi dinlen lütfen. Baba. Babacığım. Ben o günü hatırlayarak yaşamak istemiyorum. Lütfen bu konuyu kapatalım artık. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी